ve Ramazan-ı Şerif Kur'an hakiminin en mühim zaman nüzulü olduğu cihetinde çok hikmetlerden birisi şudur ki Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş o Kur'an'ın zaman nüzulünü istihsar ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyet halattan tecerrüt, ekil ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek. Ondaki hitabat-ı ilahiyeyi guya yeni geldiği anın üzerinde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekelli mezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek, Kur'an'ın hikmet-i nüzulüne bir derece göstermektir. Evet, Ramazan-ı Şerif'te guya alem-i İslam bir mescid hükmüne geçiyor. Öyle bir mescid ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in kuşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semavi arzlara işittiriyorlar. Her Ramazan Şehr-u Ramadanellezi unzile fihil Kur'an ayetini nurani, parlak bir tarza gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaat uzmanının sair efratları bazıları huşu ile hafızları dinlerler, diğerleri de kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste nefs-i süfrünün hevesatına tabi olup yemek içmek ile o vaziyeti nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise, o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise, öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli sıyama muhalefet edenler de o derece umum alem İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. 6. nükte, Ramazan-ı Şerif'in sıyamı Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'in en mühim zaman nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerden biri şudur ki. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. İnşallah Ramazan'dan önceki son bir toplu olacak yani bu manada Perşembe dersi. Ama Ramazan-ı Şerif'te her gün teravihimiz, akabinde sohbetimiz olacak. Yani her gün bir programımız olacak. İnşallah pazar günü akşam ilk teravihimizi kılacağız. Akabinde de derslerimize başlayacağız. Cenab-ı Hak mübarek kılsın. İnşallah belki niyetimiz de var. Yani teravih, bir ders, ondan sonra bir işaret ücret olabilir, ikinci şey olabilir. Beraber mütalaa etmek inşallah. Böyle niyetimiz var. Mübarek geceleri ihya etme manasında. Şimdi bugün hem bir Ramazan'a bir giriş olsun istedik ders olarak Ramazan-ı Şerif'e. 6. nükte, bu çok geçen de okuduk ama önemine binaen bu cemaatle de beraber tezekkür etmek lazım. Ramazan-ı Şerif'in ehemmiyeti hakkında, yani bu ayda ne olmuş, niçin olmuş, neden olmuş, Kur'an niçin inmiş bu manayı anlatıyor. Evet. Ramazan-ı Şerif'in sıyamı Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'in en mühim zaman nüzul olduğu cihetindeki çok hikmetlerden biri şudur ki. Şimdi burada iki hikmet söyledi. Bir de okuyalım. İki tane hikmet. Bir, Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle. Niçin Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif'teymiş? Bu birinci soru. Sonra? Ve Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'in en mühim zaman nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerden. Aynı zamanda Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'de en mühim zaman. Şimdi birincisi Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne bakıyor. İkincisi Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzul olduğu cihetiyle. Ama ne? Bunlar neyle alakadar? Ramazan-ı Şerif'in siyamı. Ramazan-ı Şerif'teki oruçla Ramazan-ı Şerif'teki Kur'an'ın inmesinin, Kur'an'ın o ayda inmesinin nasıl bir irtibatı var? Çok önemli bir ders bu. Şimdi bu ders aslında Cenab-ı Hakk'ın bize bir cebri adeta lütfunu da gösteriyor. Birazdan izah edeceğiz. Ne demek bu? Şimdi her zamanın kendine göre bir kıymeti var. her mekanın kendine göre bir kıymeti var. Bazen mekanın kıymeti içindekine şeref verir, bazen de içindeki mekana şeref verir. Ama kahir ekseriyet, kahir kaide şerefin mekan bil mekindir. Yani bir mekanın şerefli olması içlerindekindendir. Şimdi burası medrese değil mi? Şimdi burada dört duvar var, halılar var. Ama bu dört duvar ve halılardan dolayı mı? Yoksa içindeki şu güzel mümtaz cemaatten dolayı mı güzel? Cemaatiyle beraber güzel. Değil mi? İçinde okunan kitabıyla beraber güzel. Demek ki her şeyin kıymeti onun melekütüne, içine binaen yapılır. Üstadımız buyuruyor ki her şeyin bir zahir bir batını vardır. Her şeyin içi dışından daha güzeldir. Mesela diyor Mesnevi'de senin diyor cildin senin gömleğinden daha güzeldir. Cilt mi güzel, gömlek mi güzel? Hangisini değiştirdiğin zaman sen değişmezsin? He? Hangisini değiştirdiğin zaman değişmezsin? Hangisini değiştirdiğin zaman değişirsin? Hadi bakalım. He? Gömleği değiştirdiğin zaman sen değişir misin? Değişmezsin değil mi? Ama cildi değiştirmeye çalışırsan sen olmaktan çıkarsın. Demek ki cilt mi güzel, gömlek mi güzel? Cilt güzel can, değil mi? Ha, peki cilt var. Cilt mi, ruh mu güzel? Ruh. Ruh mu içindeki iman mı? Bak böyle gittikçe içeri doğru ne oluyor? Güzelliğin dereceleri içeriye doğru inildikçe farklılaşıyor. Buradan bir parantez açalım. Kur'an'ın lafızları da, yani böyle bu ayrı bir ders ama buraya bir yer geldiği için söyleyeyim. Kur'an'ın lafızları, yani şu elimizdeki Cenab-ı Hakk'ın kelamullahı değil mi? Mesela şu görüyorsunuz değil mi? Bak mesela bunlar وَلَوْ أَنَّ الْاَحْلَ الْكِتَابَ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَكَفَرْنَا اِلٰهِرِ. Bu lafızlar Kur'an'ın manasının neyidir? Cildidir, cildi. Yani sen bunu Türkçe yaptığın zaman o sır kalkar. Aynı cildini bozduğun bir adamın insanlıktan çıkması gibi Kur'an'ın lafızları da mananın cildidir diyor Üstad Hazretleri. O yüzden Kur'an'ın lafızları değişmez. Yani başka bir kelamla ifade edilmez. Hatta hadis-i nebeviler de böyledir. Peygamberin hadislerinde bile nedir? O cümlenin cildi Resulullah'ın lafzıdır. Ondan dolayı bu gibi kelimat-ı kutsiye değiştirilemez. Bozulamaz. Oynanırsa ne olur? Artık o kelimat kutsi olmaktan çıkar. Buraya da şey yapalım. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i bu ayda indirdi. Hazreti Allah İbrahim Aleyhisselam'a Suhuf-u İbrahim diyoruz değil mi? İbrahim Aleyhisselam'a sayfalar indirdi. Ne zaman? Ne zaman? Ramazan'ın ilk günü. Tevrat'ı yine Ramazan-ı Şerif'te indiriyor. Yani başka zaman dilimlerinde o gün, o güne denk geliyor. Yoksa aynı Ramazan'da değil. Yani bütün peygamberler zaman dilim içerisinde, anlatabildim mi? O güne denk geliyor. O Ramazan içerisinde. İşte Tevrat diyelim 6. gününde. Suhuf-u İbrahim 1. gününde. Kur'an ne zaman? 24. gecesi. 24. gecesi rivayetlerde geçiyor. Bazı rivayetlerde 27 geçiyor. Peki niçin Cenab-ı Hak? Bakın bu derste biz çok şeyler öğreneceğiz. Yani biz bu derste niye öğreneceğiz? Biz niye Kur'an'ı anlayamıyoruz? Niye Kur'an'a muhatap olamıyoruz? Niçin? Bunu anlayacağız yani. Niçin Şaban-ı Muazzama'da? Niçin Recep-i Şerif'te Kur'an inmemiş? Niçin Ramazan-ı Şerif'te inmiş? Başka bir ayda inse olmaz mıydı? Bir, Cenab-ı Hakk'ın muradı ilahisi böyledir. Muradı ilahi neyse o haktır. Peki muradı ilahinin arkasında hikmete bakarsak, işte bu ders o Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmesiyle oruç arasında bir irtibat kuruyor. Yani Ramazan-ı Şerif, Üstad hep bu Ramazan-ı Şerif diyor. O yüzden bir rivayette var, Ramazan geldi, Ramazan gitti demeyin. Ramazan bir isimdir, ismi şeriftir. ismi şeriftir. Hatta bazıları Esma-i Hüsna'dan saymıştır. O yüzden Ramazan-ı Şerif. Üstad hep Ramazan-ı Şerif tabiri kullanıyor. İkincisi, Ramazan'ın bir de şöyle kök itibariyle hani ramat deriz ya, ramat. Ne demek ramat? Ramazan sıcak bir ayda ifade eder. Sıcak bir ayda ifade eder. Yani Araplar kendi işlerinde her ayın kendi karakterine göre o aya isim vermiştir. Mesela Cemazil Evver, yani soğuk bir aya o ifadeyi kullanmışlardır. Bunlar bizim tefsirlerimizde yazıyor. Ramazan ise ramattan gelir. Ne demek ramat? Yakmak demektir. Yakmak. Hani bir altın madenini ve bir madeni atarsın, içinden işte efendime söyleyeyim bakırıyla, gümüşüyle, yani bütün birbirinden ayırıp en kalitesini alırsın ya, işte ona ramat denir. Ramazan-ı Şerif de günahların yakılıp insandaki hakikatin ortaya çıktığı bir aydır. Aynen bir kuyumcunun, değil mi, kuyumcu atölyesinde madenlerin ateşe verilip özünün alınması gibi, Ramazan-ı Şerif'te de müminlerin Allah'ın insana bıraktığı mananın, emanetin ortaya çıkarıldığı bir aydır. Peki bunu ortaya çıkartacak nedir? Oruçtur. Oruç sadece açlık değildir. Hatta belki burası makam itibariyle bunun mütalasını kaldırmaz. Ama buna ulema-i rasihun dediğimiz üstadımız gibi ulema ve meşayih, büyük alimler öyle izahatlar vermiş ki insan Allahu Teala'nın Samediyet ismine aynadar olmuş. Üstad diyor, orada kendisi de söylüyor. İnsan oruçla Samediyete ayna olur. Ne demek Samediyete ayna? O çok uzun gider. Belki sabaha kadar konuşmamız lazım. Ama oraya girmiyoruz. Sadece kısa bir yer söyleyip geçeceğiz. Şimdi bir daha alalım baştan bakalım. Ramazan-ı Şerif'in siyamı Kur'an-ı Hakim'in nuzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zaman nüzul olduğu cihetindeki çok hikmetlerden biri şudur ki. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri malumunuz 35 yaşında Mekke'de o Kabe ile hemhal olması, Muhammed'in emin olması, Mekke'deki konumu vesaire. Ama Efendimiz 35 yaşından sonra 40 yaşına kadar bir 5-6 senelik böyle farklı rivayetler, yani çok bir sene fark ediyor. Rivayetlerde var. Hep Hira Dağı'na çıkıyor. Yanına işte gıdasını alıyor, yiyeceğini alıyor. Hazreti Hatice annemiz de evli malum. Alıyor her şeyini, Hira Dağı'na çıkıyor. Hira Dağı'na çıkıyor, Hira Mağarası'na çıkıyor. Nur Dağı'na çıkıyor, Hira Mağarası'na giriyor. Bakın orada sürekli olarak Efendimiz Aleyhisselam tefekküre dalıyor. Hira Dağı hakikaten büyük bir dağ. Böyle yani Efendimizin girdiği mağarayı ben gördüm. Nasip oldu. Gittik böyle. Çıktık oraya. Yani tepeden hemen 20 metre aşağıda. Hani öyle bir taşların üst üste konması gibi bir şey yani. Şimdi onun içinde böyle beton yapmışlar. Gelip orada namaz kılsınlar diye bazı insanlar. Tabii oradan baktım mı Mekke gözüküyor. Mekke gözüküyor. Tabi o gün itibariyle tamamıyla gözüküyor. Peygamberimiz Kabe'yi çok seviyor. Hatta hicret edileceği zaman yani tekrar geri döneceğim diye böyle üzüntüsünü ifade ediyor. Çünkü Kabe, bakın Kabe'nin ince bir sırrı var. Kabe'nin bir manası anne göğsüdür. Anne göğsüdür. Kabe'nin bir manası. Birkaç manası var. Bir manası da anne göğsüdür. Hatta Mekke'ye ne denir? Kitapta da geçiyor Kur'an'da. Ümmül Kura denir. Ne demek? Şehirlerin anasıdır. Mekke şehirlerin anasıysa Kabe'de o ananın neydir? Göğsü gibidir. Yani kemal manada Kabe-i Kemalattan ehl-i hakikat mana emer. Şu Kabe'ye doğru dönmemizin kıblede, yani namazda Kabe'ye doğru dönmemizin çok ince sırları vardır. O yüzden bir insan Kabe'ye gitti mi sanki bir cihette annesine sarılır gibi sarılır. Annem ben geldim hani. Kucağına alınır gibi alınır. Kabe'nin de böyle ince sırları var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri tabi 5-6 sene böyle, yani bazen 10 gün bazen bir ay Efendimiz böyle çıkıyor. tefekkür ediyor, kendini tefekkür ediyor, alemi tefekkür ediyor, mahlukatı tefekkür ediyor. Peygamber Efendimiz bu süre yani 40'a doğru yaklaşınca artık rüyalarda bazı şeyler görmeye başladı. Yani vahyin böyle adımları başladı. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, bakın enteresan, Hazreti Ayşe diyor ki Allah ona yalnızlığı sevdirdi diyor. Hira'ya gidip gelirken Allah ona yalnızlığı sevdirdi diyor. Şimdi bütün bunlar niçin? Allah vahyini gönderecek. Peygamberinin ruhunu vahyi ilahiye hazırlıyor. Yani peygamber bile Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'a bir hazırlık sürecine sokuluyor. Yani buradan ne anlıyoruz? Şimdi derse yani böyle mukaddim olma neviyle biz de Ramazan'da bir hazırlık sürecine sokuluyoruz. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ilk böyle Hazreti Cebrail Aleyhisselam bir ses geldi. Oku, ikra. Efendimiz baktık kimseyi göremedi. Bir de ikra, Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha oku. Sonra Cebrail Aleyhisselam zuhur etti. Asli hüviyetiyle. 2 defa gördü Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ı. 2 defa asli hüviyetiyle gördü. Bakın. Allah Allah. Hazreti Cebrail sıktı bıraktı. Bende de okuma bilmiyorum. Bir daha sıktı bir daha bilmiyorum. Üçüncüsünde bir daha sıktı bıraktı. İkra bismi rabbikellezi halak halakan insanı min alak. Oku yaradan Rabbin adıyla oku. Bu sefer artık Hazreti Muhammed Mustafa'nın kalbine vahiy inmeye başladı. Bu ne demek biliyor musunuz? O an ne demek biliyor musun? O an bu anın başlangıcı oldu işte. Hazreti Muhammed Mustafa'nın kalbine inmeye başlayınca işte hepimize böyle yapmanın yolu açıldı. Böyle yapmanın yolu açıldı. Böyle yapmanın yolu açıldı. Cemalullah'ın yolu açıldı. Allah'ı görmenin yolu açıldı. Allah Allah. 40. hocam öyle derdi. Cennete gittiğimiz zaman Hazreti Adem'in elini bir öpüyorsak Hazreti Havva annemizin 2 defa öpeceğiz. Niye? Babamızı cennetten çıkardı ki biz bu dünyaya geldik. Hazreti Peygamber'in ümmeti olduk. Çıktık ama dönerken nasıl dönüyoruz? Hazreti Adem cennetten çıktı, çıkarıldı. Ama dönüşte Muhammed Mustafa ile geri diyor. Allah Allah, subhanallah. Yani diyor ya, dönüşü muhteşem olacak. İnsanlığın dönüşü çok muhteşem oluyor. İşte o 27. gece ve 24. gece rivayetlerde Kur'an'ın inmesiyle ahirete dönüşün keyfiyetinin sırrı açıldı. Allah Allah. Bak bunu böyle anlasak yerimizde duramayız ha şu an. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bunu anlasak yerimizde duramayız yani. Peki niye anlayamıyoruz? Şimdi ders zaten onu anlatacak. Niye anlayamıyoruz? Evet. Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'dan nüzül etmiş. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayı. Ramazan ayı oruç. Oruç sadece ağzı kapamak değil. Bakın değil mi? Oruç sadece kalmak değil. Allah oruçla bizi Kur'an'a muhataplığa hazırlıyor. Hepimiz Kur'an okuyoruz mu? Okuyoruz değil mi? Bakın şimdi enteresan, Kur'an'da çok ince sırlar var. 350.000 tefsir yazılmış. Hazreti Mevlana Vel Asr suresinin vav harfine bir hafta konuşmuş. Bir hafta cemaat geliyor gidiyor vav harfini konuşuyor. Vel Asr'daki vav harfini, yemini konuşuyor, vav'ı konuşuyor sadece. Babası Kataflehal Mu'minun'daki sadece gat kelimesini bir hafta konuşmuş. Sadece. Bir hafta konuşmuş. Fahreddin Razi Hazretleri Fatiha'da 10.000 mesele var diyor. 10.000 mesele. 236 sayfa sadece Fatiha'yı anlatmış. Şimdi bunları bir anlatayım ki bu dersi niçin anlatacağız onu daha iyi. 236 sayfa Fatiha sadece tefsirinde 10.000. Ben bunu yazarken bazı ulema bana dedi ki abartıyorsun. Ben şimdi ispat ediyorum ve iddia ediyorum ki 1.000.000 mesele var diyor. İmam-ı Azam namazda 12.000 meselenin hedefi vardır diyor. Ben 8.000'e kadar çıktım diyor. Hani yattım Allah kaldır beni nur içine daldır beni değil bu namaz. Yani bunun, şunun değil mi? bir manası var. Biz niye anlayamıyoruz yani? Değil mi? Niçin anlayamıyoruz? Şimdi bak üstad şimdi biraz sonra bir şey söyleyecek. Subhanallah, nasıl Kur'an dinlenir? Ama o Kur'an'ı dinlemenin bir zemini. O zeminin bir öncesi. Yani ders böyle iç içe sebep sonuç. Çocuklar oturalım. Bak sebep sonuç. Bakın. Hazreti Üstadımız İyyâke nâbudunun sadece nun harfini izah ediyor. Nun. İşaret-i icaz zaten baştan başa şu kitap, yani şöyle nerede? Şu kitap her bir harfin ne manaya geldiğini anlatıyor. Her bir harfin, bunu at üstünde yazmış. İmam İbn Abbas Hazretleri radıyallahu anh her bir ayetin 60.000 ciheti vardır diyor. 6.666 ile 60.000'i çarp bakalım. Her bir ayetin 60.000 ciheti var diyor. Ya bu insanların da bizim gibi gözü var, kulağı var, eli var, ayağı var, çoluğu var, çocuğu var, işi var, eşi var, aşı var, hayatı var. Ha, demek ki ama bir şey var ki o bizde olmuyor. Bu saydıklarım sıradan insanlar değil. Bunlar vasıflı insanlar. Hadi bunlar vasıflı insanlar. Gayret ettiler, cehd gösterdiler, letafet kesbettiler, meselenin özüne vakıf oldular. Peki bu ümmet bu Kur'an'dan istifade etmeyecek mi? İşte Allah ümmeti Muhammed'in umumuna, hadi bakalım, ulemanın, alimlerin, velilerin iradeyle o 10.000 sayfa, iradeyle 1 milyon mesele, iradeyle 60.000 cihet. Orası siz çıkamıyor musunuz? Size ben öyle bir ay vereceğim ki o ayda Kur'an'a muhatap olacaksınız. Derecenize göre şu dinin nasıl bir tadı olduğunu anlayacağız. Şimdi bir adamın ağzı rahatsız olsa, hasta olsa, dünyanın en güzel suyunu ise ne der? Su acı der ya. Su mu acı, adamın ağzı mı acı? Adamın ağzı acı canım. Dünyanın en güzel baklavasını getir. Bak, dünyanın en güzel baklavasını getir. Adamın ağzı rahatsız olsun. Adam onu yediği zaman tükürür mü, affedersin? Niye? Baklava mı kötü, adamın ağzı mı kötü? Adamın ağzı kötü. İşte Kur'an'da tatlı bir sudur. Tatlı bir, adeta lezzetli bir gıdadır. Üstad diyor, ruhlara kut ve gıdadır. Peki niye lezzet alamıyoruz? 11 ay ruhumuzu pisletiyoruz. Kirletiyoruz. Dünya ve dünyevi meseleler. Gıybet, dedikodu, haset, kibir, gurur, şehvet, hayvaniyet, her şeyle beraber ruhu öyle bir bozuyoruz ki, ya Allah muhafaza, şurada birisi Kur'an okusa, hadi ya ne zaman bitecek bu Kur'an? Şu sohbet ne zaman bitecek diyoruz. Ama şundan şöyle bir 6 gün sonra bunu demeyeceğiz. Ya çok feyiz aldım ya. Niye? Çünkü Allah'ın bir lütfuna gireceğiz. Allah seni kayıtlardan kurtaracak. Hele şu gönderdiğim dinin bir lezzetini tat bakalım. Bu din neymiş? Bu şeriat neymiş? Şu namaz neymiş? Bu dua neymiş? Şu gecede nasıl bir lezzet varmış? Gündüzde nasıl bir lezzet varmış? Hele gözde harama bakmayınca nasıl bir lezzet varmış? Kulakta gıybeti dinlemeyince nasıl bir lezzet varmış? Hele sen şu gönderdiğim şu dinin bir tadına bak. Şu dini en azından bir tatmadan yaşama. Yaşamadan gitme. İşte Ramazan bu sırrı ifade ediyor. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi aynen bunun gibi Peygamber Efendimiz nasıl Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ruhen hazırlanıyorsa Kur'an-ı Kerim'e, bak inzivaya çekiliyor. Değil mi? Ondan sonra uzlete giriyor, tefekküre geliyor. Adeta peygamberine Allahu Teala vahyine hazırlıyor. Biz de gönderilen vahye muhatap olmaya hazırlanıyoruz. Koronada ben geçen söyledim. Bizim bu medreseden Uludağ gözüktü. Yukarıki kattan Uludağ gördük biz. Şimdi görüyoruz mu? Şimdi adaları göremiyorsun. Niye? Sis oluyor. Ama koronada ne oldu? Bütün o kalabalık, o piri pislik, Her şey durdu. Dünyaya uzaydan baktılar, tertemiz. Yani dünya bir sene şöyle oh dedi ya. Şöyle herkes yerinde oturunca dünyanın güzelliği ortaya çıktı. Ramazan'da da ruh şöyle bir oh diyor. Anladın? Gözünün görmediği yerleri görmeye başlıyorsun. Duymadığın şeyleri duymaya başlıyorsun. Yani Cenab-ı Hak bizim ruhumuzu Ramazan-ı Şerif'e ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'e hazırlıyor. Neyle? Oruçla hazırlıyor. Evet. Kur'an-ı Hakim madem şehr-i Ramazan'da nuzul etmiş, o Kur'an'ın zaman nuzulünü istihzar ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için. Ha, bak hüsnü istikbal. Niçin Kur'an Ramazan-ı Şerif'te gelmiş? Bir de okuyalım o cümleyi. Madem şehr-i Ramazan'dan nuzul etmiş, o Kur'an'ın zaman nüzulünü istihzar ile. O Kur'an'ın zamanı nüzulünü ne yapmak? İstihzar. Bak istihzar. Yani Allah niçin Ramazan-ı Şerif'te indiriyor? Onun indiği zamana senin ruhunu hazırlıyor. Yani mesela bir cumhurbaşkanı gelecek bir yere. Ne yapıyor? Sokaklar yıkanıyor mu? Her tarafa güller atılıyor mu? Çiçekler, bir şeyler yapılıyor mu? Niye? Cumhurbaşkanı geliyor. Makam büyüdü mü? Karşılama büyüyor. Muhtar öyle büyüyor mu? Muhtar hoş geldin, safa getirdin. Ama Cumhurbaşkanı makam büyüdü mü? Ne oluyor? Makam büyüdü mü? Karşılama da büyüyor. Peki bakın Kur'an ne? Kur'an diyor üstadımız. Cenab-ı Hakk'ın ismi azamının muhitinden arş-ı azamın muhatına nüzül etmiş Cenab-ı Hakk'ın neyi bir şeriatıdır. Bu da başlı başına bir ders bu cümle. Devam. Demek ki bak hazırlıyor bize. Yani bir mümin bu Kur'an'a nasıl muhatap olacak? Bir mümin bu Kur'an'ı nasıl karşılayacak? Herkesin evinde Kur'an-ı Kerim var mı? Var. Olmayan var mı evinde Kur'an-ı Kerim? Yok. Ama ölüde okuyoruz. Mevlid'de okuyoruz. Değil mi? Halbuki Kur'an senin hayatın her anında olması lazım. Mesela o işte İmam-ı Rabbani anlamış, Üstad Bediüzzaman işte çıkarmış, 350 bin tefsir çıkmış, bak o 60 bin ciheti var diyor. Peki bak onların yakaladığı şeyi Allah sana lütufla yakalatıyor. Bütün ümmete bir aya sokuyor. Yemeyin, içmeyin. Biraz insaniyet mertebesine çıkın. Hele bakın bu gönderdiğim şeriat size ne anlatıyor. Allah Allah, subhanallah. O yüzden yani böyle bir orucu tutmamak, bu aya hürmet göstermemek zaten nedir? Hadislerde de var nedir? Cehennemdir. Yansın yani. Hakikaten yansın. Bu kadar rahmet olup da kuruyup giden adama ne denir? Yan abi denir yani. Evet. O semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve melayaniyat halattan tecerrüt, ekil ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek. Bakın bir de oku. Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden... Nefsin hacat-ı süfliyesi. Ramazan-ı Şerif'te haramı terk etmiyoruz. Helali terk ediyoruz. Haramın terki 12 aydır. Bir ay değildir. Ama Ramazan-ı Şerif'te helali terk etmekle... Bakın zaten sır orada açılıyor. Haramı zaten her zaman terk edeceksin. Ramazan'da helali terk ediyorsun. İnsan nikahlı eşi vardır. Bak belli bir saat terk ediyorsun. Allah'ın külü ve şevvela tüsüfü yiyin için değil mi? Helali. Bak terk ediyorsun. İnsani ihtiyaçları terk ediyorsun. Bir cihette aynı oluyorsun. Bu samadiyet çok derin bir mevzu. Ona şimdi girmeyeceğim bu akşam. Ama ne diyor? Melek haline geliyorsun. Melek. Melekler yer mi? Melekler içer mi? Meleklerde dişilik erkeklik var mıdır? Bak sen de belli bir saatte dişi ve erkeklikten sıyrılıyorsun. Sen de yeme içmiyorsun. Ama bir şey farkın var. Melaikeye Kur'an, bakın bazı rivayetlerde var. Cami-i Sagir'de geçer. Melaikeye Kur'an tilaveti verilmemiş. İsmail abi. Peki Cenab-ı Cebrail Aleyhisselam'ın o tilaveti ilka olarak anlatıyor ulema. Ama melaikeye o tilavet yetisi verilmemiş. O yüzden diyor ki Peygamber ağzınızı misvaklayın. Ağzınızı temizleyin. O ağız Kur'an'ın yoludur. Bakın şimdi üstadımız burada bir cümle söylüyor. Sözlerde şurası. Melaikeler. Melaikeler ise onlarda mücahadeyle terakkiyat yoktur. Bak, melaikede mücahadeyle terakki yok. Melaike oruç tutmaz. Acıkmıyor ki oruç tutsun. Yemeğe ihtiyacı yok. O yüzden oruçluğunun sevabını sadece ben yazarım diyor Cenab-ı Hak. Melekler bile yazamıyor. Allah Allah, subhanallah. Bunun çok ince detayları var da girmeyelim şimdi. Devam. Belki her birinin sabit bir makamı, muayyen bir rütbesi var. Yani bir melek ne kadar çalışsa Cebrail olamaz. Cebrail Aleyhisselam ne kadar çalışsa Azrail Aleyhisselam olamaz. Bir yağmur tanesine bir melek ne kadar çalışsa kar tanesi indiren melek olamaz. Ama insan öyle değil. Üstadımız Mesnevi'de buyuruyor ki hayvanların cesetleri muhtelif, ruhları birdir. Bir hamsinin ruhuyla balinin ruhu arasında fark yoktur. Ama insanların cesetleri bir, ruhları muhteliftir. Ebu Cehil'den Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar makam vardır diyor. Ama melaikede böyle bir şey yok. Allah Allah. Sonra? Fakat onların nefs amellerinde... O burada bir nevi melek haline gelmek. Ama o melekten de öte bir hale geliyorsun. Evet. Onların nefs amellerinde bir zevk-i mahsusaları var. Nefsi ibadetlerinde derecelerine göre tefeyyüzleri var. Demek o hizmetkarların mükafatı hizmetlerin içindedir. Hı. Nasıl insan ma, hava, ziya, gıda ile tegatti edip... Yani insanın ne gıdası havadır, sudur, ekmektir, çörektir değil mi? Öyle de... Telezzüz eder, öyle de melekler zikir. Melekler zikir. Tesbih. Tesbih. Hamd. Hamd. İbadet. İbadet. Marifet. Marifet. Muhabbetin envarıyla. Bak, muhabbetin nuruyla. Şimdi bak, şu an burada melaike, şu cemiyet, bakın şu sohbet melaikenin bir yemek sofrası gibi. Allah Allah. O yüzden şu an ne dua ediyorsan et. Melaike dolu. Bak, marifet, zikir, tesbih, muhabbetin nuruyla nurlanıyorlar. Burada ne yapılıyor şimdi? Kur'an okurken ne yapıyorsun? Sohbet yaparken ne yapıyorsun? O yüzden şu an bakın, şu meclis meleklerin bir sofrasıdır. Kimse gelmesin, yine onlar var. Allah Allah. O yüzden sohbette çok ciddi olalım. Yani biz buraya geldik, işte birisi konuşuyor, biz burada oturuyoruz değil ha. Meleklerin arasında oturuyorsunuz. Diyor ki Allah yoluna ilim öğrenmek için giden bir kişinin ayağının altına melekler kanatlarını koyar diyor. Ulemadan Solakzade Efendi var. Annesi her zaman ayakkabıların altını yıkarmış, öpermiş. Ya ana niye böyle yapıyorsun? Evladım, o ayaklar meleklerin kanatlarına basıyor. Ya. Subhanallah. Sırrı anlayınca. O yüzden sohbet geldi. Birisi konuşuyor, siz dinliyor değilsiniz. Şu an burada çok enteresan bir şey oluyor. Allah Allah. Evet. Çünkü onlar nurdan mahluklar oldukları için. Nurdan mahluk olduğu için. Gıdalarına nur kafidir. Onların gıdaları nurdur. Hatta bak ne diyor şurada, hem oku bakalım. Cin ve melek. Cin ve melek ve ruhanilerin dahi tilaveti vaktinde. Bak, cinlerin, meleklerin ve ruhanilerin Kur'an'ın okunması esnasında pervane gibi dönmeleri, hak perestane etrafında toplanması Kur'an'ın kainatça makbuliyetine en yüksek bir makamda bulunabilir. O yüzden hadiste geçiyor. Onlara o itaat edilmediği için Kur'an okuyanın ağzına ağızlarını dayarlar ta ki o Kur'an'dan istifade ederler. Abi böyle Kur'an'ı açıyorsun değil mi? Şimdi bak, hatimlerimiz var, okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyorsun ya, melaike geliyor kendi ağzına, oradan onu alıyor. Peki nasıl bir ağızdan? Oruçlu bir ağızdan. Ya bu oruçlu öyle bir ağız ki bununla nefis var, terk ediyor. Bende nefis yok. Melaikede nefis yok. Ama bu mahlukatta ne var? Nefis var. O yüzden bir hadisi kutsi var, diyor ki, yani bu melek gibi derken orayı açıyorum şu an. O cümleyi açmaya çalışıyoruz. Hadisi kutsi de var ki, diyor ki günaha girip tövbe eden bir kişinin tövbesi günaha girmeyen bir melekten bana daha hoş geliyor diyor sesinden. Allah Allah. Subhanallah. Niye? Allah'ın Tevvab ismine aynı oluyor. Gaffar ismine aynı. Günah yok ki melekte. O isme aynıdarlık olmuyor. Subhanallah ya. Şimdi Cenab-ı Hak yemeden, içmeden, işte bütün o münasebetlerden bizi uzak tutuyor. Bizi adeta bir hiraya çıkartıyor. Kur'an'a muhatap olacağız ya Ramazan ayında. Bu Ramazan'da yani Kur'an'a nasıl muhatap olunur? Kur'an'a safi bir kalp, temiz bir ruh, bütün zihin, beden ona odaklanmış olarak muhatap olunur. Yoksa muhatap olunmuyor. Muhatap olunmadığı için lezzet alınamıyor. Lezzet alınamadığı için de hayatına yön verilmiyor. Bunu ulema, üstadımız gibi zatlar 12 ay yaşıyor. Ama biz bir ay yaşıyoruz. Allah bereket versin. Evet. Ekil ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek, bir surette o Kur'an'ın yeni nazil oluyor gibi okumak. Şimdi peki ne yaptı buraya kadar? Bir hazırlık dönemi. Bakın bu maneviyatta da böyledir. Üstadımızı ne yaptılar? Van'dan Burdur'a, Burdur'dan Barla'ya sürdüler mi? Sürdüler. Üstad ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor niyet ettiydim ki gençliğimde ahir hayatımı bir mağaraya çekileyim, inzivaya gireyim. Ama kader-i ilahi o ağır mağara şartları yerine bana diyor Barların dağlarını ne yaptı? O mağara yerine geçirdi. Onlar bana hücum ettiler, beni sürdüler. Farkına varmadan kaderin ince sırlarına hizmet ettiler. Cenab-ı Hak o ağır mağara yerine bana Barla dağlarını verdi. Ne yaptı? Beni gırlı kuştan, bütün her şeyden sıyırdı. Bu manalara muhatap etti. Bakın şurada 13. mektupta var o. Mektubatı ver bakalım. Şimdi bakın şurada onu yerinden okuyalım. Çok önemli. Yani bu ayete muhatap olmak manası neyse ayetin manalarına muhatap olmak da aynı sırrı veriyor. Bakın şimdi şurada, şurayı bir okuyalım. Benim Rabb-i Rahim'im. Benim Rabb-i Rahim'im. Yani Ramazan'da bu sırlar var. Evet. Benim Rabb-i Rahim'im. Beni Kur'an'ın hizmetinden ziyade istihdam etmek ve sözler namıyla envar-ı Kur'an'ı bana fazla yazdırmak şimdi, için. Ayet inecek mi efendiler? Ayet inecek mi yeni bir ayet? Yok. İnmeyecek değil mi? Düşünmeye gerek yok. Necmi abi Allah rahmet eylesin bir camide vaaz vermiş. Vaaz verdikten sonra bir adam gelmiş. Hocam bu ayetler yeni mi indi demiş. Anlatabildim mi? Yani böyle de olmamak lazım. Şimdi ayet bitti. Niye? Peygamber daha gelmeyecek. Kur'an da tamamlandı. Peki bize bir ayet gelmeyecek ama ayetin nesine biz hazırlanıyoruz? Allah bizi ayetin manasına hazırlıyor mu? Yani bu oradan nasıl alınacak? Ayetin içinden mana nasıl alınacak? Oruç da alınacak. Hayvaniyetten sıyrılacaksın. Cismaniyetten sıyrılacaksın. Kalp ve ruhun derece hayatına çıkacaksın. Haramı değil helalleri terk edeceksin. Adeta bir nevi melek gibi olacaksın. Ta ki ayetin içindeki manadan tefeyyüz edip demek ki gelen şeriat buymuş. Hz. Muhammed Mustafa'nın getirdiği şeriatın lezzeti buymuş diyeceksin. Anlatabildim mi? Bak şimdi ama manası da böyledir. Aynısı değişmiyor. Nedir o oku? Benim Rabb-i Rahim'im beni Kur'an'ın hizmetinden ziyade istihdam etmek, sözler namil envar Kur'an'ı bana fazla yazdırmak için dağdağsız bir surette beni şu gurbette bırakıp büyük bir merhamete çevirdi. Şimdi Üstad Van'dayken keçim kaçtı Seyda muska. İşte şu oldu muska. Üstad muska yazmıyor. Yok zaten bizde öyle bir şey. Dağa çıkmış. Yeter demiş. Gelen giden bitmiyor. İlim tahsil edebilir misin? Muhatap olabilir misin? Olamazsın. Bak. Onu Van'dan Şeyh Said hadisesinden sonra Burdur'a, Burdur'dan Barla'ya sürüyorlar. Ne diyoruz? Vah vah. Ne yazık oldu üstada. Ama o öyle değerlendirmiyor. Bak ne diyor? Ehli dünya, dünyalarına karışabilecek bütün nüfuslu ve kuvvetli rüyasaları ve şeyhleri kasabalarda ve şehirlerde bırakıp akrabalarıyla beraber herkesle görüşmeye izin verdikleri halde beni zulmen tecrit ile bir köye gönderdi. Beni bir köye. Kuş uçmaz, kervan göçmez. Bugün bile üstad orada kalmasa kim bilecek Barla'yı yani. Hiç akraba ve hemşirelerimi bir iki tanesi müstesna olmak üzere. Bak hiç akraba yok. Hemşire yok. Hemşehresi yok. Dilini bilen yok. Türkçesi çok zayıf. Kürtçe konuşuyor, Arapça konuşuyor. Türkçesi çok zayıf. Diyormuş bir gün Hulusi abi. Hulusi abi çay içmiş, dibinde biraz bırakmış. Çayın dibinde bırakmak demiş üstad kibir alametidir. Sen sünnet bilmez diyormuş. Böyle sen sünnet bilmez. Üstad böyle konuşuyor. Ama Risale yazarken ey aziz kardeşim diyorlar abiler bambaşka bir cümle kuruyor. Biraz önce çaydaki zat değil diyor. İlhamen yazıldığı açık, evet. Yanıma gelmeye izin vermedi. Bak, kimse gitmeyecek, kimse onunla görüşmeyecek, kimse ona selam vermeyecek. Vatan haini dedirtmişler, haşa. Bu vatana en büyük hizmet eden adama. Evet, sonra? Benim Halik-i Rahim'im o tecridi benim hakkımda bir azim rahmete çevirdi. Ama Rabbim ne yaptı? Çok büyük bir rahmete çevirdi. Ne yaptı? Zihnimi safi bırakıp. Bak, önemli. Zihnimi safileştirdi. Bak şimdi bu Ramazan'da Üstad Barlı Layıkası'nda bir cümle var. Ramazan-ı Şerif'te bu ehli dünya, dünyayı hatırıma getirdikleri için kalbime gelen manalar durdu diyor. Bir parantez çıkacağım, girip çıkacağız. Bu Ramazan'da seçim var değil mi? Lütfen Ramazan'da bu medreseye gelip giderken değil, evinizde bile konuşmayın bunu. Herkes nereye ne vereceğini biliyor. Söylendi yani değil mi? Ha, bugün Meşveret'te yayınladı bir şey. Herkes ne yapacağını biliyor. Ramazanınızı dünyanın yani o sisli ve puslu şeyleriyle örtmeyin. Buna da dikkat edin. Buraya gelirken, giderken, burada, evet. Zihnimi safi bırakıp. Bak, durdu diyor Üstad, durdu. Kalbime gelen mana durdu. Ramazan'da hatırıma getirdiler diyor. O yüzden oturup saatlerce haber seyretmeyin. Ya bir Ramazan ya. Hz. Muhammed Mustafa'nın getirdiği şeriatı bir tadalım ya. Değil mi? Ne demek bu? Kur'an nedir yani? Onu bir tadalım ki seneye yayalım. Evet. Zihnimi safi bırakıp gül-i güçten azade olarak. Bak, zihnimi safi bırakıp gül-i güçten, yani ondan bundan beni sıyırdı. Kur'an-ı Hakim'in feyzini olduğu gibi almaya vesile etti. Kur'an-ı Hakim'in feyzini olduğu gibi almaya vesile etti diyor. Bak, Kur'an'ın ayetlerine muhatap olmanın yolunu gördünüz mü? Bir nevine uzlet. Tecridi zihin. Zihnin tecridi. Yani bunlar tabi caizse mananın hirası gibi düşünün bunları. Mananın hirası. Zihnini tecrid edeceksin. Yani mananın hirası ne demek? Zihnini tecrid edeceksin. Safileştireceksin. Dünyevi şeylerden sıyıracaksın. Gölge güçten sıyıracaksın. Kur'an'ın önüne öyle oturacaksın. Bunu büyük zatlar 12 ay yapıyor ama biz işte bir ayda Allah'ın rahmetiyle yapıyoruz. O yüzden Allah benim gönderdiğim şeriatıma muhatap olmak için oruçla size bu ayda bunu hissettireceğim diyor. O yüzden oruç ayında iniyor Kur'an-ı Kerim. Ya subhanallah, Allah Allah. Anladık değil mi? Evet. Devam. Bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okuma. Ha, şimdi peki ne oluyor? Yeni nazil oluyor gibi. Bakın şimdi burada bir ifade var. Buradan okuyalım. Bakın Kur'an okunurken Mehmet Feyzi abinin, üstadın talebesinin çok güzel bir ölçüsü var. Diyor ki Kur'an okurken ağzınızı misvaklayın. Niye? Melekler, çünkü biraz önce ifade ettim, üşüşecek. Eğer o bulunduğunuz odada gıybet, dedikodu yapılmışsa açın, havalandırın. Enteresan bir sır. Değil mi? Kıbleye karşı okuyun. Elle tutun. Tedebbürle okuyun. Zihninizi teksif edin. Ya bak, Kur'an da Allah'ın kelamı ya. Buna böyle muhatap olmanın da bir altyapısı var. Altyapı olmadığı zaman ne oluyor? Aha bizim İstanbul. Değil mi? Ama bizim etrafa bak, 70 katlı binalar dikiyorlar, yol yok, sokağı yok. Yarın bir gün üzerimize devredecek. Altyapı olmayınca üst çöküyor. Maneviyatın bir altyapısı var. O altyapı yapmadığın zaman lezzet alamazsın kardeşim. Ben okuyorum Kur'an'ı, istifade edemiyorum. Hadis anlamıyorum. Sohbete geliyorum, lezzet almıyorum. Bütün sıkıntı altyapıdadır. Evet. Ey kardeş bil ki sen Kur'an'ın içtimağında bulunduğun şimdi bak, zaman... Bunu buraya kadar ne anlattı? Mananın hirasını anlattı. Yani niçin oruç tutuluyor? Kur'an nasıl karşılanacak? Hangi ruh haline gireceksin? Mananın hirası. Mananın hirasını yakaladın mı? Bak şimdi ne başlıyor? Sen Kur'an'ın içtimağında bulunduğun zaman... Kur'an'ı dinlerken... Onun çeşitli tavırlar ve perdelerle değişen muhtelif etvarlı nagamatının her birisi için... İrşadi olan mütenevvi mertebelerine göre ve Cebrail aleyhisselamdan ta dinlediğin adama kadar olan vesayetin hissiyatıyla insiba eden derecelerine muvafık olarak her mevkiye münasip bir tarz libas gerek dinleyebilirsin. Çok hızlı okudun, bir daha yavaş oku. Bak çok önemli. Çok derin bir mana. Evet. Kur'an'ın istimağında bulunduğun zaman. Kur'an'ı işitirken. Onun çeşitli tavırlar. Ama işitmeden önce bu altyapı. Oruçla. Oruç bedeni körletir, kalbin gözünü açar. Oruçla kalbin gözü açılır, beden körülür, beden kör olur, beden zayıflar ama kalp dirileşir. Bakın her bir ibadetin bir esmayı açması vardır. Namazla Allah insanın Nur ismine mazhar kılar. Oruçla, bakın, zekatla Kuddüs ismine mazhar olursun. Ne demek? Malını da temizler, seni de temizler. Oruçla Allah'ın Samet ismine mazhar olduğun gibi Muhyi ve Mumit ismine de mazhar olursun. Allah Allah. Şimdi oruç tutacağız ya birkaç gün sonra. Ne olacak? Muhyi ismi. Ne demek Muhyi ismi? Adam kefaret ödüyor, değil mi? 60 tane fakiri ne yapacak? Yedirecek. Bak, insanın hayatının devamına vesile oluyor Muhyi ismi. O kefarette bile bir esma sırrı var. Ha, peki Mumit ismi? Nefsini, seni yoldan çıkaracak, Allah'ın rızasına aykırı hale gelecek. Nefsini de öldürüyorsun, Mumit ismi. Allah Allah. Oruç tutarken esmaya da mazhariyet başlıyor. Şimdi dinlerken de evet. Sen Kur'an'ın istimağında bulunduğun zaman onun çeşitli tavırlar ve perdelerde değişen muhtelif etvalı nagamatının... Şimdi Kur'an'ı 3 çeşitte dinleyeceksin. Bir, Hazreti Muhammed Mustafa'dan dinler gibi. Allah Allah, var mıymış böyle bir şey? Hazreti Muhammed Mustafa'dan dinler gibi var mı? Var. İki, Cebrail Aleyhisselam'ın Hazreti Peygamber'e okuması gibi. Üçüncüsü, mütekellim-i ezeliden gelmiş gibi. Allah Allah. Ama burada bir şey söyleyecek. Her birisi için ve irşadi olan mütenevvi mertebelerine göre... Heh. Ve Cebrail'den aleyhisselamdan ta dinlediğin adama kadar olan vesayetin hissiyatıyla insiba. Kimden, hangi vasıtadan dinliyorsan o vasıtanın hissiyatına göre derecelerine muvafık olarak her mevkiye münasip bir tarz libas giyerek. Her mevkiye, yani kimden dinlemek istiyorsan, bak, kimden dinlemek istiyorsan o mevkinin, vesayetin sırrına göre bir hal elbise giyip Kur'an öyle dinleyebilirsin. Peki bu elbiseyi sana giydirecek ne? Hangi tezgah? Oruç. Allah Allah. Subhanallah. Hazreti Ömer Efendimiz bir gün Kur'an böyle dinlerken bir çığlık attı. Anlatabildim mi? Bir ayeti bile dinlerken bir çığlık attı. Yere yığıldı. Evine götürdüler. Bir ay hasta yattı. Hasta ziyareti gibi gidip geldiler. Sahabe Kur'an'ı dinlerken ayağı kırıldı ya resmen. Ayaklarda duramıyorlardı. Ağlıyorlardı hıçkıra hıçkıra. Niçin? Bakın onun da sırrını Bediüzzaman Hazretleri anlatıyor. Bak şurada. Maddi olan bir şey. Maddi olan bir şey, kesafeti ne kadar fazla olursa olsun o nispette ince ve gizli şeyleri göremez. Ve onları idraktan kasırdır. Şimdi mesela bu gözle benim ciğerimi görebilen var mı? El kaldırsın. Elhamdülillah kimseye kaldırmadı. Kaldırsaydınız kendim perişan olurdum yani. Şimdi bak, bu gözde ciğeri gören var mı? Yok. Öksürüyorum. Hakikaten de öksürüyoruz. Doktora gidiyoruz. Doktor bana gözüyle bakıyor. Cevap veremiyor. Yok. Diyor ki bir şeye git. Nedir o? Röntgene git. Röntgene gittik. Çekti. Baktı. Dedi tam göremedim. Ne dedi? MR'a git dedi. MR'a gidip hır hır dönüyor böyle. Onda da olmadı. İlaçla MR'a gireceksin diyor. Renkli göreceğim kardeşim. Siyah beyaz okuyamıyorum seni diyor. Bak dinledi. Öksürdün ama ne var içeride bilmiyoruz. Röntgene gittin. Röntgen gözden ince mi kalın mı? İnce. Allah'ın Nur ismi, Latif ismi tecelli ediyor değil mi? Ha, peki. Röntgen, bak, Latif isminin bir manası. Girdin. Ciğerini gösterdi ama onun bir ince sırrı, bir üst kademesi, biraz daha içeriği gösteren bir röntgen daha var. Ne yaptın? Ultrasona gittin. Bir daha MR'a gittin. Sonra ilaçla MR'a gittin. Doktor dedi ki senin ciğerinde şu var. Ne kadar içeri nüfuz incelirse, yani o nuraniyette ışın dedik ya, ışık ışınları diyoruz ya. O teknik bugün beşer, insanlık, İnsanın içine doğru ne kadar ışında inceldiyse insanın içindekini o kadar teşhis edebiliyor mu? Evet. İşte büyük zatlar harama bakmayarak gözleriyle ve kalpleriyle öyle içeri kadar giriyorlar ki 10.000 meseleyi buluyor. 12.000 mesele var diyor, 8.000'e yetiştim diyor. İbn Abbas 60.000 mesele var diyor her ayette diyor. Nasıl diyor? Adamın emar manası, yani öyle teşbih hata olmasın, derinleşmiş. Ama onlar salatı daimede, savmı daimede, hayat boyunca oruçtaki sırrı sadece Ramazan'da bırakmamışlar. Onu bütün seneye yaymışlar. Sadece Ramazan'da gözünü haramdan korumuyor. Ramazan dışında da koruyor. Kulağını sadece Ramazan'da gıybetten korumuyor. Ramazan dışında da koruyor. Ağzını haramdan sadece Ramazan'da korumuyor. Ramazan dışında da koruyor. Ne oluyor? Manen öyle bir teknolojiye ilişmiş ki Kur'an'a baktı mı, bakın İmam-ı Azam'a geliyorlar, soru soruyorlar. Fatiha'dan giriyor, Nas'tan çıkıyor, adamı cevap veriyor. Allah Allah. Şimdi bu Allah'ın kelamı okunmaz mı? Okunmaz. Bak şimdi biz hatim dağıtıyoruz. Bir 30 hatim bitti. 35 oldu değil mi? Ya biraz daha sonra 60 hatim olacak. Kur'an okumayanların, öğrenmeyenin bir an hemen Kur'an okuması lazım. Ya bari bu sırrı eremedin, lafzında nasibinin kalmasın ya, değil mi? Madem inceliklerine giremiyorsun, bari şu lafzında, yani likülle mesela diyelim, tenezzelatü ilahi ilahi, bunda bir nasibin olsun yani. O yüzden Kur'an öğrenmeyenin bir an hemen Kur'an'a başlaması lazım. Evet. Fakat nur ve nurani şeyler ne kadar nuraniyette terakki ederse... Ne kadar nurani olsa, aynı röntgendeki gibi, o röntgendeki teknik ne kadar ilerlerse, incelirse, senin için nasıl net gösteriyorsa, nuraniyette de ne kadar derinleşirsen, mana ve marife sana o kadar açılıyor. Hele şimdi böyle çok açık bir gözle şu mesela salona bir bakılsa. Öyleleri geldi, ben gördüm. Bir abimiz vardı, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Kaza, kalp krizi geçirdi. Tariki Kadiri'den de her zaman gelmez. Zaten Beşşebe ayrı, Kadiri tarikatında. Severdi bizi, gelirdi ara ara dersimize. Şunu söylemiştir: ne zaman gelsem ehlullah'ı görüyorum derste. Siz zannediyor musunuz ki siz bu derste bu kadar kişiyiz? Burada şu an çok acip şeyler oluyor. Görene demişler. Körene. Evet. Ve keza ne kadar latif olursa o derece maddiyatın işlerini keşfeder. Röntgen şua gibi. Röntgen şua gibi. Ya subhanallah. Şimdi oraya devam et. Şuraya. Dersi mesela sen aslarda. Kendi meclisinde kulağınla dinlediğin adamdan geçerek. He. Ta nübüvvet şaikasının zirvesinde oturuyor. Yani sen biraz nuranette derinleşsen Hz. Muhammed'den dinler gibi dinler misin? Dinleyebilirsin. Niye? Burada da Allah'ın bir esması açılıyor. Hafiz esması. Her şey kayıt edildi. Her şey. Bir ana server var. Hafiz esması. Rahmetli Ali Uçar abi Ümre'ye gitmiş veya hacca, artık tam hatırlamıyorum orasını. Diyor ki ya Rabbi bana bu Uhud savaşını göster. Diyor ki açıldı, sahabeleri izliyorum böyle savaşta. Ya şurada 60 sene önce kaydedilen bir filmi bugün seyredebiliyor musun? Seyrediyorsun değil mi? Bugün bilim, bugün işte bu batı taşlardan, mağaralardaki taşlardan o günkü insanların seslerini yakalamaya çalışıyorlar. Bir şey bu yakalamışlar ama bu tabi imanla, sırrı imanla daha açık. İzledim diyor onlar böyle. Üstadımız diyor, dost ister, yaran istersen Kur'an yeter. Ondaki enbiya ve evliyanın maceralarını seyreder, ünsiyet edersin. Kur'an sana böyle bir sinema olur. Kur'an. Açarsın böyle. Kur'an sana bir sinema olur. Orada seyredersin. Firavun'un Musa Aleyhisselam nasıl kovaladığını seyredersin. Seyredersin yani. Bunları anlatıyor. Bunlar yok değil. Allah bizi o manalara ulaştırsın. Evet. Mesela sen kendi meclisinde kulağınla dinlediğin adamdan geçerek ta nübüvvet şaikasının zirvesinde oturup arz meclisinde ebnai cinsi olan Ben Adem'e ve başkasına, cin ve ruhanilere Kur'an'ı okuyan Hazreti Muhammed'den de Aleyhisselatü Vesselam'dan dinleyebilirsin. Bak Efendimiz'den dinler gibi de dinleyebilir misin? Allah hatta Allah. Ta Cebrail Aleyhisselam'dan Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ufku aladan hitap ederken de içtima edebilirsin. Subhanallah. Bakın insanda böyle bir sır var. Oruçla açılıyor bu. Oruç. Evet. Ve ta mütekellim ezelinin 70.000 hicap arkasından Kâb-ı Kavseyn-i Edna'da Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ederken o Rabbi İzzet'ten dahi dinlemek mümkündür. Subhanallah. Bunun sırrı bir anahtar verelim, geçelim. İşaret-i Caz'da elfaz okunurken, Kur'an'ın lafız ya eyyühellezine amenu ve amilüssalihat, bunu okurken manalarını düşünmek, namazda değil, namaz dışında manalarını düşünmek belagat mezhebince vacip olduğuna işarettir. Belagatta bedi meani ilimler var. Yani bu cümle burada niçin kullanıldı? Bu kelime burada niçin kullanıldı? Niye Allah burada İyyâke nâbudu ve İyyâke, niye iki defa kef kullanıldı gibi, yani belagat bu mana. Heh. Çünkü manalar düşünülürse, nazil olduğu gibi okunur. Ha, demek ki bu sırra buradan bir sır varmış. Bak, bu sırra çıkmamızın bir yolu var. Manalar düşünüldüğü zaman nüzul ettiği sır gibi anlama sırrımız varmış. Allah Allah, subhanallah. Ama bu yine nereye dayanacak? Oruç. Allah Allah. Yani oruç dediğimiz gibi sadece açlık değil, Cenab-ı Hakk'ın menhiyatını hepsine karşı oruç tutmak. Subhanallah. Evet. Manalar düşünülürse nazil olduğu gibi okunur ve o okuyuş tabiatıyla, zevkiyle hitaba incirar eder. Hitaba incirar eder. Hatta ne diyor? Obud rabbeke keenneke terah sırrına masar olur. Sen Allah'ı görmesen de Allah seni görüyor sırrına masar olursun diyor. Sonuna getir. Şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste. Sana mağara, bakın sana mananın hirasını anlattı. Bu hiraya nasıl çıkılacak altyapıyı anlattı. Niçin oruç tutuyoruz? Ramazan niçin Kur'an-ı Kerim Ramazan'da iniyor? Onu da anlattı. Bu mananın hirasıyla beraber Kur'an'ı nasıl dinleyeceğini de anlattı. Ha, demek ki burada da bir şey var. Herkesin de hususen 40 yaşına gelmişler. Yani artık bir hiranızın olması lazım yani. Yani artık şöyle bir çekilin bir köşeye, değil mi? Yani hayattan elinizi çekin değil. Kalbinizi bir çekin yani. Bakın Ramazan bir mevsimdir. Medreselerde bir imkandır. Biz abilerimize diyoruz, izninizi alın, son 15 günü alın. Medresede geçirin. Boş olduğunuz vakitte gelin medrese, gel hatmini oku, duanı yap. Yani dışarıda dolaşma. Senede bir defa geliyor. Bunu da en güzeliyle geçir. Eğer bu kadar sır, bu kadar nimete rağmen şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste nefs-i suflinin hevesatına tabi olup yemek içmek ile o vaziyet-i nuraniden çıkmak ya, ne kadar çirkin ise o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli siyama muhalefet edenler de, oruca muhalefet edenler de o derece umum alem İslam'ın manevi nefretine ya, ve tahkirine. Üstad diyor, insan ismine layık değildir. İnsan ismine layık değildir. Resulullah Efendimiz'in sözüyle bitirelim. Ramazan-ı Şerif'e girip kıymetini takdir etmeden, bu ayı, rahmet ayını en güzel bir şekilde geçirmeden, bu kadar sağanak sağanak rahmetin olduğu bir aydan hiç istifade etmeden gidenin Allah burnunu yerde sürsün diyor. E sürsün, amin diyoruz biz de yani. Ben zaman zaman söylüyorum. Bunu kim? Peygamber Efendimiz, bakın ben bunu nakletmekte her zaman fayda var. Efendimiz minberi 3 kademeliydi. Birinci basamakta amin dedi. İkinci de amin. Üçüncü de amin. Sahabe çok müdakkik. Ya Resulullah niye böyle söylediniz? Biz dua edilmedi. Şimdi ben de amin, amin, amin desem, değil mi? Bir dikkat çeker mi? Dedi ki Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki annesi ve babası hayatta olup da cenneti kazanamayan Allah burnunu yerde sürsün dedi. Anne baba hukuku çok önemli. Genç kardeşler. Çok önemli. Veyahut da ihtiyarlar da olabilir. 60 yaşındasın da babam vardır canım. 40 yaşındasın da babam vardır. Anlatabildim mi? Anne ve babası hayatta olup da cenneti kazanamayan Allah bunu yerde sürsün. İkincisi, senin ismin anıldığı zaman sana salavat getirmeyen Allah bunu yerde sürsün. Üçüncüsü, Ramazan'a erişip de hiç istifade edemeden gidenin de Allah bunu yerde sürsün. Peki Cebrail aleyhisselam Allah'ın izni olmadan yeryüzüne iner mi? Bu duayı yaptıran kim? Hazreti Allah. Duayı yapan kim? Hazreti Cebrail. Amin diyen kim? Hazreti Muhammed Mustafa. Bu duanın kabul olmama şansı var mı? Cenab-ı Hak akıllı olma ihsan etsin. Peki Fatiha. Şimdi